Müstakil ve bahçesi olan bir evde oturan insanlar birçok avantaja sahiptirler. Normal bir apartman dairesinde oturmak yerine bahçelerinde istedikleri rahatlığı yaşama şansları bulunur. Fakat bazı insanlar evlerinin yanındaki bu bahçelerde tuhaf şeylere rastlamış. İşte bahçelerinde tuhaf canlılara ve eşyalara rastlayan insanlar. ...1978 yılında bahçede oynayan iki çocuğun rastgele fark ettiği bu araç, toprağın altında yatan bir Ferrari 246 GTS. İki çocuk toprakla oynarken birden toprağın altında bir şeyin olduğunu fark ettiler. Polis çağrıldı ve bu aracın 1974'te ortadan kaybolan bir Ferrari olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar olayı kimin nasıl yaptığını ilk başta çözemedi. Sonrasında ise olayın araç sahibi tarafından sigortadan para almak için yapıldığı anlaşıldı. Bahçesine dikeceği direkler için kazı yapmaya başlayan Ken Saue, kazmaya devam ettikçe onu çok şaşırtan kemikler buldu. İlk başta bunları bir hayvan kemiği olarak düşündü, fakat kazmaya devam ettikçe işler biraz daha farklılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda bulduğu bu kemikler 400 yıl öncesine ait bir aborjine aitti. 1600'lü yıllarda ölen bu kadının çenesinde ve iskeletinde yapılan araştırmalar, kadının yaşamak için avlanmak zorunda olan bir topluluğun parçası olduğunu göstermiştir. New York'ta lüks bir evin göleti tadilat yapılırken işçiler birçok kemik parçasına rastladı. Birçok ekip olay yerine gitti ve dikkatli bir kazı çalışması başlatıldı. Çıkarılan ilk kemiklerin bir ineğe ait olduğu düşünülse de gerçek sonradan anlaşıldı. Bu kemikler 12 bin yıllık bir mastodon, yani bir mamuta aitti. Bu 3 metre uzunluğa çıkabilen filin atası konumundaki hayvan bundan 12 bin yıl önce tam da tadilat yapılan yerde ölmüştü. Şimdi ise bir müzede sergilenmektedir. Kaliforniya'da yaşayan bir ailenin köpeği tarafından bulunan bazı çömlekler, evde yaşayan insanlar tarafından dikkat çekti ve polise bildirildi. Antropologların müdahale ettiği çalışma sonrasında bulunan bu toprak çömleklerin, dini bir ritüel sırasında gömülmüş kişilerin olduğu tespit edildi. Aynı şekilde toprak çömleklerin içerisinde küçük bebek cesetleri de bulunmaktaydı. İki kardeş, evlerinin arka bahçesinde sıradan bir günde solucan avına çıkmıştı. Solucan için toprağı kazmaya başlayan iki kardeş, birden toprağın altında tuhaf mavi bir nesne buldular. Bu nesne bir insanın kafası kadardı, fakat pek bir şeye benzemiyordu. Birçok insan bu nesnenin uzaydan düştüğünü iddia etti. Nesnenin mücevher olduğunu söyleyenler de oldu. Fakat mücevher ustaları bunun bilinen herhangi bir taş olmadığını belirtti. Nesnenin tam olarak ne olduğu ise hala çözülememiştir. Zivik isimli bir aile arka bahçelerinde bulunan metal bir kapı keşfettiler. Uzunca bir zaman kapıyı açıp açmamak arasında kaldılar. Aradan yıllar geçince bir gün kapıyı açmak istediler ve yer altına doğru olan bu metal kapıyı kaldırdılar. Kapı bir sığınağa açılıyordu. Soğuk savaş yıllarında yapılan sığınak su altında bulunmaktaydı. Sığınakta savaş döneminden kalma çeşitli gıda malzemeleri bulundu. Çeşitli garip nesnelerin de içerisinde bulunduğu birçok sığınak eşyası müzeye teslim edilmiştir. Mac isimli bir adam, evinde yaptırdığı tadilat sonucu küçük bir kasaya rastladı. İlk başta önemsemediği bu kasayı incelediğinde ise kilitli olduğunu gördü ve bir çilingir çağırarak kasayı açtırdı. Kasayı açtığında ise tamamen şok olmuştu. İçerisinde tam 175 bin dolarlık uyuşturucuları gören Mac, ilk başta bunları satmanın iyi bir fikir olabileceğini düşünse de ardından bundan vazgeçti. Polisi arayarak haber veren adam tüm uyuşturucuları polise teslim etti. Evinde otururken Sharon Bente isimli bu adam birden tuhaf sesler geldiğini fark etti. Sese doğru yöneldiğinde ise yüzme havuzunda 8 metrelik bir timsah olduğunu gördü.
Bahçedeki çitleri kırarak havuza girdiğini gördükleri timsaha doğru bakarlarken birden timsah adam ve karısını fark etti. Karı koca durumu acilen polise bildirdi ve timsah yakalanarak doğaya bırakıldı.